Fuar TV izleyicileri, fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız İzmir'de. İzmir'de 2022 Lojistik Forum'dayız. Fuar katılımcılarımızdan LGN Lojistik'e konuk olduk. Yanımızda satış pazarlama müdürümüz Beyza Hanım bulunuyor. Bakalım bize hem sektörle alakalı hem LGN'le alakalı neler aktaracak. Şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Beyza Hanım. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz programımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Kısaca sizleri tanıyalım. Sonra da NGL'den bahsediyor olacağız Beyza Hanım. Tamamdır. Ben yaklaşık 3 yıldır NGL Lojistik bünyesinde çalışmaktayım. NGL'de satış pazarlama müdürü olarak geçiyorum. NGL Lojistik'ten bahsetmem gerekirse evet, eğer 2013 yılında kurulmuş bir firmayız esasında. Toplamda 105 özmal aracımızla faaliyet gösteren bir lojistik firmasıyız. Genelde ana hatlarımız bizim Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri, İskandinav ülkeleri üzerinden ilerlemektedir. Bunlar nedir? Polonya, Çek, Almanya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Norveç, Letonya, Estonya ve Litvanya. Artı olarak da son 2 senedir de Romanya ve Bulgaristan hattında hem parsel hem de komple yüklemelerde faaliyet gösteren bir firmayız. Hem ihracat hem ithalat tarafında araçlarımız round trip yapmaktadır. Daha çok hangi sektörlere peki hizmet sunuyoruz? Aslında birçok sektöre hizmet sunuyoruz. Otomotiv sektörüne, alüminyum sektörüne, onun haricinde gıda sektörüne, tekstil sektöründe aslında bizim bir sektör ayrımımız yok. Bizim araçlarımızla organizasyon yapabileceğimiz her sektörde aslında hizmet verebiliyoruz. Biraz işten bahsedersek nasıl ilerliyor Beyza Hanım? Genellikle müşterilerimize bizler ulaşıyoruz ya da kendileri bizlere ulaşıyorlar. Kendilerinin organizasyonlarında bizlere bilgi vererek bizlerden hizmet almak istiyorlar. Bunlar nedir? İhracat ya da ithalat yapan firmalar genellikle bizlere ulaşarak hangi ülkeye ne kadarlık bir ürün göndereceğinden bahsediyorlar. Biz de bunun üzerinden bir fiyat çalışması yapıyoruz. Hizmetlerimizden bahsediyoruz. Bunun üzerine de organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Kalabalık bir operasyon ekibimiz ve satış ekibimiz var. Aynı zamanda müşteri ilişkileri departmanımız var. Müşterinin talep ettiği hizmetlere cevap vermiş oluyoruz. Güçlü bir ekibimiz var. Evet, çok kalabalık bir ekibimiz var. Satışta, operasyonda, müşteri ilişkilerinde, satış sonrası müşteri ilişkilerinde ekiplerimiz mevcut. Her departman kendi içerisinde müşteriyi nasıl memnun edebiliriz? İlgili ürünleri A noktasından B noktasına götürürken nasıl hasarsız ve butik hizmet vererek ama aynı zamanda kurumsal yapımızı da bozmayarak bir hizmet veririz. Bunun için uğraşıyoruz. Var mı yeni projeler peki? Neler hedefliyoruz bu sektörde? Şu anda yeni projemiz şöyle. Çok yakın zamanda yaklaşık bir 6 ay önce Polonya'da bir şirket açtık. NGL Polonya olarak. Bunun haricinde Ankara'da bir ofisimiz var. İzmir'de bir ofis düşünüyoruz bu aralar. Bu şekilde bir yeni yatırım yaptık. Yaklaşık bir 40'a yakın araç satın alımı yapıldı. 10 tanesi geldi Türkiye'ye. Geri kalanını da bekliyoruz. Bu şekilde projelerimiz. Güzel. İlerlemeye devam ediyoruz. Genişleyerek, büyüyerek. Peki izleyicilerimize sektörle alakalı neler söylemek istiyorsunuz NGL olarak buradan? Büyüyen ekibimiz var. Genişleyen araç filomuz var. Havada, denizde, karada, aynı zamanda 22 tane özmal minimal aracımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Müşterilerimizden taleplerini bekleriz. Her zaman yardımcı olmak için hazırız. Evet, biz de sizlere başarılar diliyoruz çok o zaman teşekkür sektörde. Ederim, çok sağ olun. Tekrar hayırlı fuarlar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Bir başka programda da görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ekranlara beraber veda edelim. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugün 2022 Lojistik Fuarı'ndayız. İzmir'deyiz dedik. NGL Lojistik'e konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyo'da.